Yazılı hazır mısın kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle 6. sınıflar 2. dönem 1. Türkçe yazılı sorularımızı inceleyeceğiz. Eğer bu yazılı sorularından daha fazla soruya ulaşmak istiyorsanız yazılıdayin.net adresimize uğrayabilirsiniz. İlk sorumuz olan metin sorusuyla başlayabiliriz. Bize bir metin veriliyor ve bu metinle alakalı klasik olarak 3 tane sorumuz sorulmakta. Okuyalım. İlk kitabınızla ilgili neler hissettiniz? İlk kitabımla ilgili hissettiklerimi tatlı bir heyecan olarak niteleyebilirim. Çünkü senelerdir emek verdiğiniz bir işin ilk meyvesini alıyorsunuz. Yaptığınız işe olan inancınız bir kat daha artıyor. Yani öyküleri kitap sahibi bir öykücü olmanın verdiği özgüvenle yazıyorsunuz. Dostlarınızın sizi arayıp tebrik etmesi, yüreklendirici sözler söylemeleri vesaire aklında kalan güzel notlar. Ancak sırf kitap çıkarmak bir amaç olmadı benim için. İlk kitap bu projenin sadece bir parçası. Bu sene inşallah ikinci öykü kitabım çıkarmayı düşünüyorum şu anda tamamen ona odaklanmış durumdayım. Yani ilk kitabı çoktan unuttum. Beklentileriniz neydi? Yankılar nasıl oldu? Öykümün okuyucuya ulaşıp beğeniler kazanması en büyük beklentimdi. Umarım gerçekleşmiştir. Bunun dışında bir beklentim olmadı. Yankıları konusunda ne söylesem reklama gireceği için olumlu olduğunu söylemekle yetineyim. Metinle ilgili ilk sorumuza bakalım. Yukarıda verilen metnin türü nedir diye sorulmakta. Bu metnimizin türü arkadaşlar bakın soru cevap şekline gittiğinden dolayı ne olacaktır ve ayrıca bir yazarla yapıldığı için önemli bir kişiyle yapıldığından dolayı röportaj olacaktır. O yüzden buraya röportaj türünde yazılmıştır diyelim. Bu şekilde uzun cevap verirseniz daha iyi olacaktır. Devam edelim ikinci sorumuzda. Yazar kitabı ile ilgili hissettiklerini için tatlı bir heyecana benzetiyor? Bunu da ilk cümlemizde söyleyebilmekteyiz, görmekteyiz. Tatlı bir heyecan olarak nitelendirebilirim. Çünkü senelerdir emek verdiğiniz bir işin ilk meyvesini alıyorsunuz. Diyelim ki şöyle diyelim. Senelerdir. Senelerdir. Hemen şöyle düzeltelim. Senelerdir emek verdiği işin. Verdiği işin. Meyvesini aldığından dolayı. aldığından dolayı tatlı bir heyecana benzetiyor. Tatlı bir heyecan duymakta diyelim. Duymaktadır şeklinde ifademizi sonlandıralım. Üçüncü metin sorumuz. Yazarın kitabının okuyucudaki yansımaları hakkında bilgi vermek istememesinin nedeni, nedenini açıklayınız denilmekte. Onu da şurada söyleyebiliriz. Yankıları konusunda ne söylesem reklama gireceği için olumlu olduğunu söylemekle yetineyim reklama gireceğinden dolayı diyelim aynı şekilde ifademizi söyleyebiliriz. Ne söylese söylese reklama gireceğinden dolayı dolayı bilgi vermemektedir. Tedir şeklinde ifademizi söyleyebiliriz. Bu tür klasik sorularımıza, metin sorularımızda cümlemizi olabildiğince uzun ve anlaşılır yazarsak, noktalama işaretlerine de yazım kurallarına da dikkat edersek bizim için daha iyi bir sonuç e, olacaktır. Sıra geldi test sorularımıza. Bakalım. Yukarıdaki dizelerde hangi söz sanatı görülmektedir deniliyor. Okuyalım. Bir sarmaşık uyanıyordu uykusunda. Geriniyordu bir eski duvarın sıvasında. Kişileştirme, konuşturma, abartma, benzetme. Benzetme var mı? Burada herhangi bir benzetme yok. Abartma biraz olsa vardır ama tam olarak tam bir abartmanın olduğunu söyleyemeyiz. Yani pireyi deve yapmamıştır. O yüzden tam olarak bir abartma söz konusu değil. Konuşturma herhangi bir konuşamayan nesne burada da konuşturulmamakta. Ama kişileştirmenin burada olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü bir sarmaşık uyanıyordu uykusundan. Sarmaşık uykusundan uyanabilir mi? Uyanamaz. Bu uyumak uyanmak insana ait bir özelliktir. Bunu sarmaşığa verdiğimizde kişileştirme olacaktır. Geriniyordu bir eskin duvarın sıvasında. Gerinmek de aynı şekilde insana ait bir özellikken burada sarmaşığa verildiğinden dolayı kişileştirme söz sanatı kullanılmıştır. Adana. Diğer sayfamıza geçmeden önce kanalımıza abone olup videomuza like atmayı unutmayalım. Bu kısa hatırlatmanın ardından ikinci test sorumuza devam edebiliriz. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde D'nin yazımı ile ilgili bir yanlışlık yapılmamıştır şeklinde sorumuzu düzelttik. A'ya bakalım. Okula gittiğinde beni aramayı unutma. Şimdi buradaki de hangi anlamda kullanılmıştır? Bulunma anlamında kullanılmıştır. Eğer biz bu de'yi çıkardığımızda cümlenin anlamı değişmiyorsa o de nedir? Bağlaştır. Çıkarınca cümle anlamı değişmezse değişmezse cümle sadece birazcık daralırsa buradaki de'da için neyi söyleyebiliriz? Bağlaç olduğunu söyleyebiliriz. Okula gittiğin beni aramayı unutma. Cümlemizin anlamı değişti mi? Tabii ki de değişti. Buradaki DDA nedir? Ee, bulunma haliki olacaktır. Bulunma hal eki. O yüzden devam edelim. Çantanda kaç lira param var? Buradaki çantanda da aynı şekilde bulunma haliki olacaktır. Bulunma hal eki. Gene çıkardığımızda anlamımız değişecek. Yemeği de masada mı unutmuş? Yemeğini de şimdi buradaki D'yi çıkartalım. Yemeğini masada mı unutmuş? Anlamımız değişmedi, bozulmadı. Buradaki masada sözcüğü de burada bulunma haliki olarak kullanıldığı için gene bitişik yazılmalı. Buradaki D ise bağlaçtır ve bağlaç olduğu için ayrı yazılmalıdır. Yani herhangi bir yanlışlık söz konusu değil. Saat 18.00'da evde olmalıyım. Evde derken burada bulunma haliki olduğu için bitişik yazılmalıydı. Cümleden çıkardığımız anlamımız değişecektir. Bu da yanlıştır. Bizden yanlış olmayanı yani doğru istediği için cevabımız C şıkkı olacaktır. Unutmayalım bağlaç olan D'da ayrı yazılır. Bulunma haliki olan D'da ise bitişik yazılması gerekmektedir. 3- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde alt çizili kelime bağlaç değildir soru köküne dikkat. A şıkkı hız sınırını aşmış ki ceza yemiş. Buradaki ikimiz ne olacaktır? Bağlaç olacaktır zaten belli. Aşmış ki ceza yemiş şeklinde söyleyebiliriz. Annem ile babamı memlekete yolcu ettik. Buradaki ile de bağlaştır. Annem ile babamı iki sözcüğü birbirine bağlamıştır. Özneleri bağladığı için bunu da bağlaç olarak alacağız. C'de Ahmet'e göre kardeşi daha zayıf denilmekte. Burada bir kıyaslama yapılmış göre kelimesiyle ve buradaki göre kelimemiz bizim için edat olacaktır. Müzik dersi için keman ya da gitar alacağım ya da burada nedir? Bağlaçtır. Bizden bağlaç olmayanı sorduğundan dolayı da cevabımız C şıkkı gelecektir. Dördüncü sorumuz. Aşağıdakilerden hangisinde pekiştirme sıfatı yoktur deniliyor. Soru köküne de gene dikkat edelim. A şıkkı kıp kırmızı bir elbise giymiş. Şimdi bir kırmızı var bir de kıp kırmızı var. Burada kelimemizin başına kıp eklediğimizde buradaki kırmızıyı ne yapıyoruz? Pekiştiriyoruz ve böylelikle de pekiştirme sıfatının kullanıldığını söyleyebiliriz. Olmayan aradığımız için A şıkkını eledik. B'de kap karanlık bir ev burası. Karanlık var bir de kap karanlık var. Gene kap kelimesinin karanlık kelimesini pekiştirdiğini söyleyebiliriz. Pekiştirme sıfatı kullanılmış. O yüzden eledik. Lezzetli mi lezzetli bir ayran içtik. Bir lezzetli var bir de lezzetli mi lezzetli var. Yani gene lezzetli sözcüğünün pekiştiğini söyleyebiliriz. D'de ise kırışık pantolonla okula gitti de herhangi bir pekiştirme eki yoktur. Pekiştirme sıfatı yoktur diyebiliriz. Kıp kırışık deseydi o zaman pekiştirmiş halini söylüyor olabilirdik. Ama direkt kırışıkta pekiştirme sıfatı yoktur. Cevabımız denizde. Beşinci sorumuz gene klasik bir soru. Aşağıdaki cümlelerdeki tamlamaları bularak çeşitlerini yazınız denilmekte güzel bir sorumuz karşınıza gelebilir. Kaç gün bizimle kalacaksın? Buradaki tamlamamız kaç gün olacaktır? Kaç burada soru sıfatıdır? Gün ise isimdir arkadaşlar ve kaç burada günün telediğinden dolayı aynı zamanda ismini telediğinden dolayı sıfattır diyeceğiz. Çeşidinde sıfat tamlaması diyeceğiz sıfat olduğundan dolayı da sıfat tamlaması oluşturmaktadır. Tamlamalardan gitmekteyiz. Araba lekelerini kim silmiş? Buradaki tamlamalarımız, tamlamamız araba lekelerini olacaktır. Ve araba lekeleri de neye girmektedir? İsim tamlamasına girmektedir isim tamlaması. İkisi de isim olduğundan dolayı tamlayan tamlanan şeklinde isim tamlaması oluşturmaktadır. Ayrıca belirtisiz isim tamlaması oluşturmaktadır. Eğer arabanın lekeleri denilseydi o zaman belirtiliydi ama araba lekeleri dediğimizde belirtisiz isim tamlaması kullanıldığını söyleyebiliriz. Evimizin balkonu çiçek saksıları ile dolu. Evimizin balkonu dediğimizde belirtili isim tamlaması kullanılmıştır. Burada İsim tamlaması hatta belirtili isim tamlaması da yazabilirsiniz. İsim tamlaması kısaltılmış şeklinde söyleyelim. T'yi küçük yapalım arkadaşlar ve ne kullanılmıştır? Çiçek saksıları ile dolu. Çiçek saksıları da aynı şekilde ne olacaktır? Bir isim tamlaması olacaktır. Bu şekilde belirtelim. Televizyon programının sunucusu çok başarılıydı. Şimdi televizyon programı var, bir de televizyon programının sunucusu var. Gördüğünüz gibi televizyon programının sunucusu dediğimizde burada ne var? Burada zincirleme isim tamlaması söz konusu olacaktır. Zincirleme isim tamlaması söz konusu. Sonuncu ifademiz sessiz sokaktan küçük çocuklar koşarak çıktılar. Sessiz sokak buradaki sessiz sözcüğü sokağa nitelemiştir ve nedir burada? Sıfat tamlamasıdır. Sıfat tamlaması yazalım. Ve küçük çocuklar dediğimizde de gene küçük kelimesi burada çocuklar kelimesinin telediğinden dolayı gene sıfat tamlamasının olduğunu söyleyebiliriz. Küçük ve sessiz burada sıfat olarak kullanılmışlardır. 6. Aşağıdaki şiirin dört, dörtlükte redif ve kafiyelerini bularak yazınız denilmekte. Şimdi redif ve kafiye nedir onları açıklayacak olursak. Bunların ikisi de arkadaşlar satırlarda, dizelerde tekrar eden sözcükler, sözcükler, harfler, sesler olacaktır. İkisinin arasındaki fark ise şudur. Redif dediğimizde tekrar eden ifadeler eğer aynı görevde ise ona biz redif demekteyiz. Eğer farklı görevde ise de kafiye demekteyiz. Ömrüde 4 fasıl var. 3'ü kış biri bahar. Çalış ki görmesin kar. Sendeki nisan. Kızım denilmekte. Şimdi burada tekrar eden seslerimiz hangi sesler? Gördüğünüz gibi buradaki arların tekrar ettiğini söyleyebiliriz. Peki buradaki arlar aynı görevde kullanılmışlar mı? Bakalım. Var, bahar, kar. Herhangi bir aynı görevde kullanılmamakta. İkisi de, hepsi de kökün içinde olmaktadır. Farklı görevlerdedir. Ve bu yüzden de buradaki arlara ne dememiz gerekmekte? Kafiye dememiz gerekmekte. Bunlara kafiye diyeceğiz. Ve bu sorumuzu da bitireceğiz. Son sayfamıza geldi sıra 7. sorumuza devam edeceğiz buradan. Ben buradaki ifademizde sorumuza şu. Aşağıdaki cümlelerde verilen edatları cümleye kattığı anlamla eşleştiriniz deniliyor. Ben bunu ancak susarım. Buradaki edatımız nedir? Ancaktır arkadaşlar. Ve bu ancak hangi anlamda kullanılmıştır? Ancak susarım sadece susarım anlamında kullanıldığından dolayı sadece ile burayı ifadelendirebiliriz. Burayı 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 diyecek olursak 1'deki ifademize sadece yazalım. 2'ye bakalım. Elif Ayşe gibi çekingendir. Bakın buradaki edatımız gibi benzetme edatıdır. Ve burada bir karşılaştırma konusu söz konusu olduğundan dolayı ne diyeceğiz burada? Karşılaştırma anlamında kullanılmıştır diyeceğiz. 2'ye de karşılaştırma yazalım. Devam edelim 3 ile. Sabaha kadar hastanedeydim. Buradaki edatımız kadar olacaktır. Ve sabaha kadar dediğimizde de gene zaman anlamında kullanıldığını söyleyebilmekteyiz bu edatımızın. Sessizliğinden dolayı üzüldü. Buradaki de den dolayıdır edatımız ve sessizliğinden dolayı dediğimizde de bir sebep belirttiğinden dolayı arkadaşlar dördü de sebep anlamı olarak söyleyebiliriz. Köye ancak iki saatte varırız. Ancak iki saat derken burada da bir yaklaşıklık anlamı söz konusudur. O yüzden yaklaşıklık yazalım. Altı da Al sonra kardeşiyle geldi. Buradaki edatımız kardeşiyle, kardeşi ile anlamındadır ve burada da birliktelik anlamı olarak kullanılmaktadır. Birliktelik söz konusu. Güzel mi güzel bir çocuk. Şimdi güzel diyebilirdi ama güzel mi güzel diyerek buradaki mi edatını ekleyerek pekiştirme anlamının katıldığını söyleyebilmekteyiz. 7'ye de pekiştirme yazalım. 8'e bakalım. Güneye doğru yol aldık. E doğru var burada. Ve güneye doğru dediğimizde de yön anlamıyla kullanıldığını söyleyebilmekteyiz. Buradaki 7. sorumuza tamamladık ve 8. son sorumuza geçiş yapabiliriz. Bu sütun grafiğine göre aşağıda verilen bilgilerden Doğru olana de yanlış olana Y yazınız denilmekte. Bu sütun grafiğimiz bir sınıftaki öğrencilerin okumuş oldukları kitapları e, anlatmaktadır. Arkadaşlar doğru yanlış soruna bakacak olursak en çok hikaye türünde kitap okumuşlardır deniliyor. Bakalım hikaye türündeki kitap 40 iken deneme türündeki kitap sayısı 80'dir. O yüzden en çok hikaye türü değil en çok deneme türünde kitap okunmuştur. Yanlıştır. Drama ve bilim türünden de kitap okuyan öğrenci sayısı eşittir. Drama ve bilime bakacak olursak ikisi de 50 kitaptır. ve bu yüzden de ifademizin doğru olduğunu söyleyebiliriz. En az tercih edilen kitap türü şiir, en fazla tercih edilen ise denemedir. En az tercih edilene bakalım şiir 20 kitapla, en çok tercih edilen de 80 kitapla denemeydi zaten demiştik. O yüzden bu ifademize doğru kız öğrenciler roman türünden daha çok hoşlanmışlardır. Burada kız erkek cinsiyet farkı olmadığından dolayı bize belirtilmediğinden dolayı böyle bir yorum yapamayız. Erkek öğrenciler daha çok deneme türü kitap okumaktadır. Bu da aynı şekilde cinsiyet verilmediği için tablomuzda bunu da söyleyemeyiz. Bu ifademize de direkt yanlıştır diyebiliriz. Ve böylelikle arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone olup videomuza like atmayı unutmayalım. Dilerseniz kanalımızdan diğer yazılı göz gösterebilirsiniz. Her sınıfın her dersin yazılı videosu kanalımızda mevcut. Bu yazılı sorulardan daha fazla soruya da ulaşmak istiyorsanız yazılı site sitemizi sistemimizi ziyaret edebilirsiniz. Yapamadığınız sorularınızı forum.yazıdem.net adresimize gönderebilirsiniz. Biz Instagram adresimizden de takip etmeyi unutmayın. Görüşmek dileğiyle hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.